24 Mayıs'ta Gökçeada açıklarında meydana gelen 6.5 şiddetindeki deprem Çanakkale'de büyük paniğe neden olmuş. Bazı binaların bacaları, camilerin ise minareleri hasar görmüştü. Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yaşanan depremin hemen ardından depreme dayanıklı olmadığı iddiası ile belirlenen ve aralarında bir otel, iş hanı ve evlerin bulunduğu 10 binaya tahliye yazısı gönderilmişti. Tahliye yazılarının yerlerine ulaşmasının ardından ise binalar tahliye edilmişti. Hasar gördüğü ve depreme dayanıksız olduğu iddia edilen bir başka bina ise bir iş merkezi ve otelin içinde bulunduğu binaydı. Binanın AFAD tarafından yapılan inceleme sonucunda tedbir amaçlı boşaltılması ardından bina içinde bulunan otel yönetimi, AFAD'ın iddialarının doğruluğunun araştırılması için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden yardım talep etti. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden otelin taşıyıcı sistemlerinin yaşanan Gökçeada depremi sonrası mevcut durumu hakkında inceleme yapılmasını talep etmesi üzerine Çanakkale'ye gelen Profesör Doktor Ahmet Saygun ile Profesör Doktor Metin Aydoğan'ın başkanlığındaki ekip otelin taşıyıcı kolonlarından örnekler aldı. Alınan örnekler İstanbul Teknik Üniversitesi'nce incelendi ve ardından AFAD tarafından hasar görüp depreme dayanıksız olduğu iddiası ile boşaltılan, aralarında otelin de bulunduğu bina ile ilgili rapor tamamlandı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri Profesör Doktor Ahmet Saygun ile Profesör Doktor Metin Aydoğan imzalı raporun sonuç bölümünde hasarlı olduğu iddia edilen binanın boşaltılmasına gerek olmadığı, yapının kullanıma açılabileceği görüş ve kanaatinin oluştuğu belirtildi. Tüm bu gelişmelerin ardından iş merkezi ve otel kullanıma açıldı. Kullanıma açılan binanın iş merkezi bölümündeki esnaflar iş yerlerini açarken otel de hizmet vermeye başladı.